Kaliteli insan reklama ihtiyaç duymaz. Yani onu Arif olan bulur, anlar ama Arif olanlar azaldı. Sıkıntı burada. Yani o kaliteli insanın kendini 100 kere ispatlamasına gerek yok. Ama kaliteli insana ulaşacak insanlar azaldı. Reklamını iyi yapan, fazla bağıran, çok konuşan, biraz da jargon biliyorsa, kendini iyi satabiliyorsa satıyor. Yani bu şekilde olmaz. Hele eğitimcilerin bunu yapması çok çok acınası bir durum. Yani şu an eğitimcilere bakın, psikologlara bakın. Hepsi çıktılar, ne yaptılar? Sosyal medya gelince hepsi kendini pazarlamaya başladı. Yani videolarını pazarlamaya başladı. Bilsem diye bir sektör oluştu. Arkadaş senin yani farklı ülkede, başka ülkede Bilsem'le alakalı video da çekmek istiyorum. Çok şey geliyor bana. Bilsem hakkında bilgi verir misiniz? Video çeker misiniz? Hem Bilsem çalıştıran bir öğretmen olarak, hem bir baba olarak, hem kazanmış bir oğlum olarak Bilsem hakkında çok soru geliyor. Bilsem hakkında şunu söyleyeyim kısaca. Ülkem için, yani ben bütün ticari kaygılardan uzağım. Şunu söylüyorum. Başka bir ülkede düşünün. Üstün zekalı çocuklar olsa, bütün belediyeler, iş adamları, siyasiler seferber olur. Çünkü o çocuk büyüdüğünde ülkesi için üretecek, ülkesi için düşünecek, ülkesi için sorgulayacak, ülkesini yönetecek bir potansiyele sahip. Ama bizim ülkemizde üstün potansiyelli çocukların önüne bir sürü engel çıkarılıyor. Önce işte sınavlar. Sınavlarla ne yapıyorlar? Bir ticari bir pasta var orada. Kitap satıyorlar, işte sınavlarını satıyorlar, online ders verdiriyorlar. Bir sürü, bir sürü, bir sürü şey. Yani normalde o kitaplar, o şeyler, evet bir emek var ama olmasa insanların kitap çalışmasına gerek kalmayacak. Burada çalışkan çocuk, ilk aşama için söylüyorum, çalışkan bir çocuk o soruları görerek, o sorulara aşina olarak, o sorulardan yüzlerce çözerek üstün zekalı bir çocuğun önüne geçebilir. Onun hakkını yiyebilir. Ha, bunun ikinci aşaması var. 130 IQ'yu geçen zaten eleniyor. Ya yani geçemeyen zaten eleniyor. Ama o arada şu unutuluyor. 130 IQ'yu geçen çocuk ilk aşamada geçemediği için çalışkan çocuk onun önüne geçiyor. Çalışkan çocuk belki ikinci aşamada eleniyor ama ilk aşamada hakkı yeniliyor. Hele mesela bu yıl 4. sınıf çocukları, pandemi çocukları bazıları. Yani bu çocuklar, fazla uzatmayacağım. Bilsem hakkında farklı video çekmeyi düşünüyorum. Girseydi diye düşünüyorum. Yani 4. sınıf çocuğundan, bu yılki 4. sınıf çocuklarından hiç mi üstün potansiyelli çocuk çıkmayacak da erteliyordunuz? O çocuklardan üstün potansiyelli hiç çıkmayacak mıydı? Bu soruyu sorun kendinize. Bir sürü üstün potansiyelli çocuk vardı orada ve giremedikleri için belki hayatlarında devlet okullarına parası olanlar özel okullara gidecekler ama belki iyi çocuklarla eğitim göremeyecekler. Bu onlara yapılmış büyük bir haksızlık. Onlardan ziyade ülkemize yapılmış büyük bir haksızlık. Yani ben ne diyorum? Başka bir ülkede olsa bunların önüne önü açılır. Bunlar istediği eğitime kavuşur. İş adamları bunlara burs verir. Geleceği için uğraşır. Bu çocukların daha iyi okuması için uğraşır. Bizde de geleceğini nasıl karartalım diye uğraşıyoruz. Sıkıntı bu. Şu an MEP'le, Milli Eğitim'le Bilsem çok farklı gidiyor. MEP işi gücü bırakmış dershanelik yapıyor. Yani okullar önceden hayata hazırlardı. Çocuğa bir karakter kazandırırlardı. Daha önce de söyledim mesela. Ayakkabı bağlamasını bilmeyen çocuk, işte dışarı bıraksan yolda evini bulamayacak çocuk, evde yalnız bıraksan karnını doyuramayacak çocuk, hayata hazırlaman gerekirken, ilkokul için söylüyorum, onlara sabah akşam daha birinci sınıfın ikinci döneminde okuma yazmaya geçer geçmez ABC test çözdürüyorsun. Sekizinci sınıfta gireceği LGS'ye şimdiden test çözdürüyorsun. Bu kadar da komiksin. Yani tam tersi, Bilsem'le tam zıt çalışıyor. Bilsem daha çok düşünen, sorgulayan, araştıran, proje üreten çocuklar yetiştiriyor. Doğrusu budur. Doğrusu budur. Bebe bakıyorsun çocuk, yani kendi oğlum için söylüyorum. Oradan geliyor, mutlu geliyor. Bebe gidiyor, test çözüyor. Ya yani öğretmenimizi çok seviyoruz ama ben Türkiye geneli konuştuğum için söylüyorum. Yani ikisi de çok değerli ama ikisi uyum içinde çalışmıyor. Sanki çarkın biri bu tarafa dönerken öbür çark bu tarafa. MEP bu tarafa dönüyor, Bilsem bu tarafa dönüyor. Ve bu çocuklar böyle böyle körelir. Bu çocukları sorgulatmak gerekir. Bununla alakalı farklı bir video çekelim. Şimdi geçelim gerçek konumuza. Şimdi utanç çağı demiştik değil mi? Zaman demiştim ki çok bağıran, çok sesi çıkan en haklı değil. Yani hakikat gösterir. Süslü cümlelere gerek duymaz hakikat. Aynı doğrulukla
Biri göklere yükselirken başka biri aynı doğrulukla yerle bir olabiliyor ülkemizde. Aynı fiiliyat. Bakın birisi aynı işi yaptığında göklere yükseliyor. Diğeri aynı işi yaptığında hapse giriyor veya içeri tıkılıyor. Hakikat zamana ve zamana ve kişiye göre değişmez. Batıl bir söz hak bir ağızdan çıkmakla doğru olmayacağı gibi hak bir söz de batıl bir ağızdan çıkmakla yalan olmaz. Bizim sıkıntımız şu. Sevmediğimiz insanlar var toplumda. Tamam. Ama o sevmediğimiz insanların söyledikleri bazıları belki tamamı da doğru olabilir, hakikat olabilir. Biz onlarla aynı fikirde olmayabiliriz. Burada senin aklın, Allah akıl verdi ya bize, onu da alması lazım. Onun hakikatlerini de alması lazım. Yani hakikat tektir. Kişiye, makama, şahsa, ülkelere göre değişmez.